Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Davardayız yine. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bugün hava yine çok sıcak. Aşırı bir sıcak var. Bugün köpekler çok huysuz arkadaşlar. Bugün bir sıkıntı var ama anlayamadım, çözemedim. Diğer çoban arkadaşın köpekleri de huzursuz. Bizim bunlar da huzursuz. Galiba dün akşam buralarda ya kurt dolanmış, bir şeye dolanmış yani şu aşağıda. Şu aşağıki mevkide şuralarda. Çünkü diğer çoban arkadaşın köpeği de oralarda gezdi. Bizimkiler de bugün oralarda gezdi, kokladılar. Bugün bir sıkıntı var yani. Gece kurt dolanmış %90 oralarda. Sabahtan beri havlıyorlar buralarda köpeklerde. Tedirginler yani bugün. Bugün davarın yanından ayrılmıyoruz yani. Davarı adım adım takip edeceğiz. Normalde bırakıyordum mesela burada yayılırken. Ben şurada oturuyordum şu köşede. Bugün gözümüzün önünde duracak yani. Tam şu sırt var ya, şu gördüğünüz sırt. Tam oralarda dolanmış. Gece. %90 kurt yani. Başka bir ihtimal yok. Çünkü bu gece dolanmadıysa, dolandıysa da köpekler onun kokusuna habire oraya havlıyorlar. Orayı geziyorlar. Yani başka bir ihtimal vermiyorum. Domuz falan, çünkü domuz çok geziyor. Onda bu kadar tepki vermiyorlar. Şu an köpekler yani normalde oturur yatardı. Ama tetikte bekliyorlar. Erkek orada. Bilmiyoruz, bilemiyoruz. Bugün davarı gözümüzün önünden ayırmayacağız. Eğer ki gezdiyse de şu tarafa gitmiştir. Bu taraflarda kayalar bayağı var. Oralarda saklanıyor olabilir, yatmış da olabilir oralara. Bakacağız. Bekleyip göreceğiz. Çok sıcak var. Kurbanlık satışlarımız da devam ediyor arkadaşlar. Satıyoruz. Soranlar oluyor. Bir 5-6 tane sattık bakalım şimdilik. Sattığımıza boya vuruyoruz. Boyayı vuruyoruz. Alan kişiye küpe numarası veriyoruz. Küpe numarasından rahatlıkla satın alan kişi bulabiliyor hangisini aldığını. Ben de onları not alıyorum, küpe numaralarını. Bir abimiz mi, kardeşimiz mi bilmiyorum. Benden büyük müdür, küçük müdür? Yorum yapmış arkadaşlar. İşte bilgilendirici, faydalı bilgiler ver. İşte insanları, izleyenleri bilgilendir gibisine. Yani şimdi ben şu davarın neyini bilgilendireyim? Veya yaşadığım yerin neyini bilgilendireyim? Bildiğiniz köy hayatı. Normal rolantide olan şeyler. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bunları kurban amaçlı yapıyorum. Mesela şu keçileri, davarı. Ben bunları paramla aldım. Yani bilgilendirme derken bundan mı kastetti bilmiyorum ama ben bunları parayla aldım. Kurbanlık. Bunlar 1,5 yaşlı. Onun harici yani yem pahalı, mazot pahalı, hayat pahalı. Yani pek bilgilendirecek bir şey yok açıkçası.
220 liraya aldığım yem 400 lira. 7 liraya aldığım mazot 30 lira. Yani bilgilendirecek bir şeyimiz yok yani. Bilgilendiremiyoruz insanlara. Ha, önerir miyim şu işi? Adamın varsa yanında sana destek olacak, yardımcı olacak. Adamın var ise, ektiysen, biçtiysen, ot ektiysen, örnek veriyorum, buğday ektiysen, yeme para vermezsin. Kırdır buğdayını, arpanı, yulafını neyse. Yem haline getir. Bunlara ver. Yem vermektense bunları verirsin. Ne bileyim, ek fiyotunu, fiyotunu ver kışın. Adamın varsa eğer ki yanında, anaç keçi al. Anaç keçi her sene böyle oğlağa para vermemiş olursun yani, aldığın erkeğe seyse. Devamlı sirkülasyon yaparsın. Yani bu sene doğar, seneye kurban olur. Seneye doğar, bir dahaki seneye kurban olur. Aralarından dişilerden de, yani keçilerden de yaşlısını ayırır satarsın. Yeni doğan, yani geçen sene doğan dişilerden de bırakırsın. Sürüyü gençleştirmiş olursun yani. Her sene. Yaşlıları satar, gençleri bırakırsın. Ondan sonra erkekse ise erkeğine para vermemiş olursun. Kendin üretmiş olursun. Eğer yapabiliyorsan anaç keçi çok iyi olur. Ben bunları paramla aldım. Anaç keçim olmuş olsaydı para vermeden geçen senenin erkeğini bu sene kurban yapardım. 1,5 yaşlı olurdu yani. Dana mesela, büyükbaş, tosun. Yap kardeşim. 20 tane yapacakmışsın 10 tane yap. 10 tane yapacakmışsın 5 tane yap, adamın yoksa. Yap yani, yeter ki bir şeyler yap. Yani onun harici bilmiyorum, bilemiyorum. Ben şimdi tekim. Sadece yanımda biraderim var. Bir de bacaklarım sıkıntılı olduğu için pek şey yapamıyorum yani. Anaç keçi olsa yapar mıyım? Yaparım. Ama ayaklarım sıkıntı olduğu için yapamıyorum. Adamın varsa yap anaç keçini. Bak keyfine. Ne oldu? Ne oldu? Nerede? Hani? Güzel iş. Eğer köy hayatını da seviyorsan, köyde ben yaşarım diyorsan, mutlaka yap yani. Tosun yap, keçi yap, koç yap. Veya süt hayvancılığı yap. 1 litre süt şu anda 10 lira. Hakiki. İşte tereyağı 100 lira. Peynir 100 lira. Yoğurt 30 lira. Yeter ki yap yani. Sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Kafana koy. Ama yapacağın işi de çok iyi seçmen lazım. Anlaman lazım. Benim param var deyip, örnek veriyorum, 10'dan alacağın yerde gider 30'dan alırsan, 40'dan alırsan işin içinden çıkamazsın. Hani birdenbire olmuyor. Önce bir ufaktan başla. Sonra büyümeye git. Mesela adam şimdi diyor ki, ben süt işi yapacağım diyor. Süt satacağım diyor. Alacağım diyor. 40 tane sütünü diyor. Bakacağım diyor. Önce bir 5 tane al, 10 tane al. Hem müşterini bul. Hem sütünü sat. Satabiliyorsan sonra al. 10 al. Bir dahaki sene 10 yap. Baktın işlerin iyi. Bir dahaki sene 20 yap. Yavaş yavaş büyü yani. Birden büyüyemezsin. Şimdi ben bu seyisi alabilirdim.
70 tane, 80 tane. Ama ilk yaptığım için gittim 50 tane, 60 tane aldım mesela. Bakalım mi satabileceğiz mi, satamayacağız mı, elimizde mi kalacak, kalmayacak mı? Bu sene yapabilirsem seneye giderim 80 tane alırım veya 100 tane alırım. Yavaş yavaş büyürsün. Birdenbire yapamazsın bu işi. Zaten hayat şartları pahalı. Yani battığını anlayamazsın. Öyle söyleyeyim size. Ben şu anda miktar olarak 70 bin lirayla başladım bunlara. Yemim, otum, işte davarım. 70 bin lirayla miktarla başladım. 70 bin parayla başladım yani. Şu an başlasan kaçtan başlarsın bilmiyorum. Hayat şartları daha çok pahalı olduğu için. Herhalde iki katıyla anca başlarsın. 110, 120, 130. Dediğim gibi arkadaşlar. Hayat şartları pahalı. Pahalı olduğu için yapacağınız işi çok iyi belirleyin, seçin. Ben bunu yaparım, yapabilirim. Kafanıza koyun. İşte ben hem keçi yapayım, kurbanlık seyis. Hem dana yapayım, hem süt ineği yapayım. Derseniz hepsini bir arada yürütemezsiniz. Yavaştan başlarsın, yükselirsin, gidersin. Önce keçiyle başla. Baktın yapabiliyorsun, sonra seyise dön. Koça dön, sonra danaya dön. Ben şimdi seneye de yaparsam bu işi, bir dahaki sene danaya döneceğim yani 2 sene sonra. Benim ahırım yok, ahır yapacağım. Koyacağım içine 10 tane tosun. Tosuna döneceğim çünkü tek olduğum için. Şşşt, nereye gidiyorsun? Tek olduğum için yapamıyorum yani. Hastalansanız keçiye gidecek insan yok yani. Bakacak kişi yok. Yani dediğim gibi anlatacağım pek de bir şey yok. Hayat şartları çok pahalı olduğu için kimseye bir şey diyemiyorum yani, akıl veremiyorsun, veremiyorum. Yani benim bir de şöyle bir şeyim var, 25 yaşından yukarıdaki insana ben hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap demem, diyemem. Çünkü adam 25 yaşında. Askerliğini yapmış, az çok hayat şartlarını bilen insan. Bakın sattıklarımıza şöyle boya vuruyoruz. Bu şekilde belirliyoruz. Gel. Bizim köyün mantarcıları mantara gidiyorlar. Mıh tepesi dediğimiz mantar var. Onu toplamaya gidiyorlar. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi yapabiliyorsanız öneririm. Elin işinde çalışacağınıza kendi işinizde çalışın. 15 yıl İstanbul'da kaldım. Elin işinde çalıştım. Elime hiçbir şey geçmedi. Şimdi geldim, kendi işimi yapıyorum. Hani derler ya, milletin ağız kokusunu çekeceğimi, kendi işimi yaparım. Amiri bitmez, memuru bitmez. İşi bitmez, gücü bitmez. Yani kendi işim, kafam rahat.
Korkmayın, yapın. Ülkede geçinsin, ülkede kalkınsın. Kendiniz de kalkının. Güzel güzel yay elin işte. Zorunuz, talaşanız ne koşa koşa gidiyorsunuz? Bu dayı da eşek arıyor galiba. Eşeği bulamadı hala. Ya da mantara gidiyor. Ben çok konuşmayı seven biri değilim arkadaşlar. O yüzden hani anlatabildiğim kadar anlattım size. Anlatmaya çalıştım. Yavaş yavaş gideceğiz çay içmeye mekanımıza. Yemeğimizi yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Bugün havayı çözemedim. Bu taraf kararmaya başladı. Şu taraf. Bu taraf açık. Eğer böyle giderse aşağı yukarı 2 saate yakın yatarlar. 2 saat, 2,5 saat. Yiyeyim o. Nerede? Nerede? Kim var orada? Kim var orada? Bugün tedirgin dedim ya arkadaşlar. Köpekler bugün gerçekten tedirgin yani. Ne olmuş oğlum? He? Ne olmuş? Kim o? Tamam, bir şey yok. Olsa çıkardı. Duruş nasıl arkadaşlar? Şunun şu duruşunu görünce ne bileyim insan bir hoşuna gidiyor. Ara sıra bağırmakta fayda var.
Hadi gel. Gel hadi. Koca ses. Hadi gel. Hadi. Suyunuzu için. Yağmur damlamaya başladı. Su içmiyor mu? Tamam, yok bir şey, hadi. Hadi iç suyunu, hadi. Hadi. Gireceksin mi ola? He? Gel, o yanda girersin ola, gel. Havuzunuza girersiniz, gel. Şu duruş kaç parayla oluyor aslan? He? O duruş kaç para? Lan her tarafın asalet mi be? Hadi. Hadi. Geç hadi. Adam paçalarından asalet akıyor ya. Sen bir de hele bir büyü de. Hadi davar git, hadi gel. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan beri hemen şuradan aşağı geçeceğiz. O kurdun yediği eşeğe doğru gideceğiz. Oraya gideceğiz. Bakalım ne kadarını yemişler, ne kadarını yememişler. Bir ona göz atacağız. Bir görüntü alacağım oradan. Sonrasında köye doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kurbanlık piyasasından bilgisi olan, haberi olan, şu fiyattan gidiyor diyen var mı? Alan var mı veya küçükbaş kurbanlık? Şimdi bizim burada bunlar seyis arkadaşlar. Köpekler gitti bir şeye. Nereye gitti bilmiyorum. Şimdi benim bunlar arkadaşlar seyis. 1,5'lu, yani 1,5 yaşında. Tahminimce bu sene kurbanlık fiyatları piyasa olarak 2000, yani en düşüğü 2000-2250, en kralı, en iyisi yani en kralı 3000'e kadar gidiyor. Yani şöyle 2 yaşlı olanlar, bunlar 2'ye kadar gidiyor. O civarlara çıkıyor yani, şey 3'e kadar, 3,5'a kadar. 2 yaşlı olanlar çıkıyor. Şimdi benim şu mesela 2400'e gitti. Mesela güzel bir seyis. Şunun tahminimce 2500 olabilir. Yani pazarlıkla belki 2400 olabilir. Ama buna isteyeceğim para tabii ki 2500-2600 olabilir. 2600 isteyebilirim çünkü çok güzel. Ayaklı. Kilolu. Etini doldurmuş. Şu sattığım biraz daha ona bakaraktan ayaksız yani. Öyle söyleyeyim size. Yani kilo olarak ne gelir? Aşağı yukarı ona yakındır yani. Şunun geleceği canlı ağırlık
30 olabilir. 27, 28, 30. Lan! O civarlarda gelebilir. Şu anda etin kilosu 130 lira diye duydum. 130 liraymış galiba. Yani yavaş yavaş satıyoruz. Şu anda dediğim gibi 2000-2250'den aşağı şey yok. Küçük baş yok. En kralları, en babaları da 3-3100. 2 yaşlı olanlar o civarlarda gittiğini duydum. Eğer alan varsa küçük baş yorumlarda belirtebilir yani. Şu fiyatı aldım. İşte ne bileyim ucuz satıyorsunuz, pahalı satıyorsunuz gibisine bildirenler olabilir. Yorum yapabilirsiniz yani. Biz de öğrenmiş oluruz buradan. Yani büyük başlarda şu anda hani düve, buzağısı olmayan düve, onlar da şu anda 17-18'den gidiyor. Tosunlar da 20'den 25'ten devam ediyor diye duydum. Şu ana kadar duyduklarım bunlar yani. Yani 20'nin altı tosun yok. 17'ye 18'e şey bulabilirsiniz. Düve. Ama tosun yok. Mesela bakın şu benim. Çok güzel bir seyis. Şu görmüş olduğunuz. Şu anda bunun aşağı yukarı 2700'den aşağı düşmemesi lazım. 2700 lira gibi bir değeri olması lazım. Çünkü çok güzel bir seyis. Neyse arkadaşlar, yavaş yavaş gidelim oraya doğru. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş eve doğru gidiyoruz. O kurtların yediği eşeğin yanına uğrayacaktım. Ama eşekten eser kalmamış. Sadece kemikleri kalmış. Bizim diğer arkadaş gitmiş bakmış. Sadece diyor kemikleri var diyor. Hem eşeğe yedikleri yer, kurtların eşeğe yediği yer benim tersime düşüyor. O yüzden uğrayamıyorum yani. Tam şu karşıda yemiş şu. Karşıda gördüğünüz evin alt tarafındaki derede yemiş. Yani şurada. Şu gördüğünüz derede yemiş. O yüzden benim tersime kalıyor. Ben şurada yedi zannettim. Oraya uğrayacaktım. Ama uğrayamıyorum oraya. Tersinde kalıyor. Zaten diyor sadece kemikleri kalmış diyor. O yüzden uğramanın da bir anlamı yok. Yanlış alarm yani. Çünkü eşeğin sahibi bana orası dedi, orası değilmiş. Neyse, ben de videoyu burada bitireyim. Normalde eşeğin yanına gidip orada bitirecektim videoyu. Gidemediğim için şimdi burada bitireyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi. Hemen sağ alt köşede abone ol butonu var. Oradan abone olabilirsiniz. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.